Çünkü şeytan diyor ki ben dört yerde feryat ederim diyor. Etmiştir. Dört yerde. Nedir? Birincisi cennetten kovulduğu zaman. Bakın dikkat edin. Şeytanın dünya üzerinde secde etmediği yer yoktur. O kadar ibadet etmiş, o kadar namaz kılmış, o kadar zikir etmiş ki dünya sahasında her tarafta secde etmiş. Bu yüzden Allah-u Teala şeytanı göğün birinci katına yükseltmiş. Ona makam vermiş. Ama ne zaman ki Hazreti Adem yaratıldı, Hazreti Adem'e Allah'ın emri olarak meleklere secde edin dendiği zaman şeytan o topraktan ben ateşten yaratıldım. Ben ateşten yaratıldığım için üstünüm dediği için Allah-u Teala'nın emrine boyun eğmediğinden dolayı yapmış olduğu bütün ibadetler, hasenatlar, efendim meleklere yaptığı imamlıklar, yeryüzünde secde etmediği secdeler hepsi ne oldu? Sıfır. Yok. Allah'ın bir emrine karşı geldiği için, gururlandığı için, kibirlendiği için. Demek ki kardeşlerim, biz sadece namaz kılmakla mükellef değiliz. Sadece oruç tutmakla mükellef değiliz. Sadece yemekle, içmekle mükellef değiliz. Bizim asıl gayemiz, yeryüzünde Allah'ın nizamı hakim kılıncaya kadar mücadele etmektir. Allah'ın emri böyledir. Şeytan karşı geldiğinden dolayı ne yaptı? Bir dedi, ben dedi, Allah beni cennetten kovdu, feryat ettim dedi. İşim bitti diye. İkincisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etti. Benim için bundan korkunç bir şey olamaz dedi. Ve ne yaptı? Feryat etti. Bağırdı. Kaçtı. Üçüncüsü, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şefaat hakkı verildi. Yeryüzündeki bütün müminlere şefaat hakkı Peygamberimize verildi. Ve şeytan bütün mücadelelerin boşa gidecek dedi. Ben uğraşacağım, uğraşacağım, ayaklarını oyacağım, gözlerini oyacağım bu insanların diyor. Günaha sokacağım diyor. Gazinosundan, kerhanesinden, meyhanesinden kadar sokacağım onları. Ne kadar zor olsa bile. İşte bir yandan böyle dernekler mücadele ediyor. Bir yandan müminler, bir yandan kurslar, bir yandan okullar. Diğer yandan efendim emri bir maruf yapıyor. Kurtarıyorlar. Ben onların elinden zorla alıyorum, götürüyorum, sokuyorum onları işte kafeteryalarda bilmem nerelere, efendim meyhanelere, kumarhanelere. Ama buna rağmen adam bir tövbe ediyor. Allah-u Teala da ona kat kat sevap veriyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şefaat hakkı verdiğinden dolayı o bir şefaat edecek, bütün emeli boşa gidecek diyor şeytan. Feryat ediyor. Ve Fatiha Suresi. Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Fatiha Suresi nazil olduğu zaman şeytan feryat etti. İhdine sıratel müstakim. Onda doğru yola götürecek bir emir var. Fatiha suresini duydu ve şeytan feryat etti.